Buyurun. Merhabalar. Ben Çiğdem. Memnun oldum. Hoş merhabalar. Verisine. Kübra Hanım'ın karşılaması güzeldi ama aşırı heyecanlıydı. Heyecan yoktu. Gayet normaldi. Belki ilk günün verdiği bir heyecan da olabilir. Ben karşılamayı beğendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Kadir Bey, merhaba. Çiğdem'ler. Hızlı bir giriş yaptınız. Ay, teşekkür ediyorum. Sesiniz de çok gür. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ne yazık ki kazanamayacak. Buyurun, böyle uzun zaman sonra bir erkek yarışmacı gördüm. Çok mutluyum. Evet. Arada bekliyorum yani, hemcinslerim de gelsin şöyle. Buyurun buyurun, yaklaşın buyurun. Kübra Hanım'ın karşılaması güzeldi. Güler yüzlüydü. Herhangi bir problem yoktu. Kendisi Erzurum'dan gelmiş. Hoş geldiniz. Tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Çok heyecanlıyım. Çiğdem Hanım gayet iyi vallahi. Kübra, benim için çok güçlü bir rakip olduğunu zannetmiyorum. Heyecanlanacağına inanıyorum. Durumu çok iyi yönetebileceğine de inanmıyorum. Sofrada hep beraber göreceğiz. Herkese bir heyecan. Evet, bir heyecan. Bir tanıyalım mı? Merak ediyorum şöyle kısaca. Evet, kim nereden gelmiş, tanıyalım. Sonra Kübra'yı tanıca ev sahibi olarak. Servet Bey, nereden geldiniz efendim? Ben İzmir'den katılıyorum. Aslan Hatay İskenderunluyum. Yarışmanızı severek izliyorum. Sağ olun. Enerjiden hayranım. Bakalım, inşallah çok güzel olacak. İnşallah. Dediniz ki bu sefer de ben gideyim. Ben gideyim tuttum dedim. Koparayım. Evet. Hayırlı olsun şimdiden Servet Bey'ciğim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Önce hemen bir ev sahibine geleyim tekrardan. Sonra sizleri evet. de tek tek tanıyacağım. Tamam. Erkek yaşım tek başına kalmasın. Ben onu şey yaptım. Dur çaktım. Arada torpil geçmek lazım. Aynen öyle. Yaşta onlardan küçüğüm ama küçük olsam da kendi güvenim sonsuz. Rakiplerimi çok güçlü görmedim. Evet Kübra'cığım, biraz kendinden bahset bize. Nereden geldin? Kaç yaşındasın? Kaç çocuğun var? Tamam. Artık programı izliyorsun. Tabii ki artık. Buyur. Erzurum'dan geldim. 34 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. 2 oğlum, 1 kızım var. Maşallah. Maşallah. Öyle. Gençli duruyor değil mi? Evet. 3 çocuk annesi evet. maşallah. 3 çocuğum var. Erken yaşta evlenince. Çok da erken evlenmedim aslında. Gerçi erken nişanlandım. 5 yıl bir nişanlılık yaşadım. 5. Evet. Nişan 5 yıl süren mi? Bizden sürmez. Milletliği sabır var. Normalde sürmemesi gerekiyor. Kimde sabır var? Milletliği sabır var. Müştü. Yani 5 yıl çok uzun süre. Aslında sürmemesi gerekiyordu da işte. Bizde 6 ay çok geçirmezler. Aynen. Bir sene oldu mu bile evet. hani konuşmaya başladım. Yani istenmeyen olunca. Öyle mi? Neden? Aa. Teyzem. Akraba evliliği yaptım. Eşim teyzemin oğlu. Akraba evliliği. Eşim beni çok istemişti. Küçüklüğünden beri seni alacağım, seni alacağım. Aslında bir kere gördü hayatında beni. Artık temizliğime falan çok, bu kız çok temizlemiş. Ben bununla evlenirim. Öyle. 5 yıl beni nişanlı bekletti ama. Yani teyzem çok sevmiyordu beni. O yüzden teyze ben... olarak mı sizi sevmedi? Evet, yeğen olarak da çok sevmiyordu. Hani gelinin olunca hiç sevmedi sanırım. Gerçekten. Canım oğlu sevmiş, boş ver. Dur şimdi o zaman sen bir kahve yap. Bu konu ben değil evet. Kuru kuru konuşma. Aynen. Çeke içelim. Nasıl evet. içersiniz kahvelerinizi? Ben orta alırım. Sizin şekerli biliyorum. Evet, o zaten. Ben de şekerli. Sizin? Sade olursun. Ben de sade alırım. Tamam. Hadi bakalım. Ana, 5 sene nişanlı. Nasıl sürer ki? Kübra Hanım çok güçlü bir rakip değil. Kendine çok emin değildi. Emin olmadığı için kendimi tam olarak rakip görmüyorum. Çok Kübra, gülme bak. Hayır, oradan bilmiyorum. Ben Konyalıyım. Konya'da şöyle bir adet vardır. Birini nişanladın mı, kız artık öbür tarafında, yani erkek tarafındadır. Kızın da alışverişiydi, ondan sonra biz kadın alınıyız. Kız evinin pazar masrafı... Çok yakınız. Erkek tarafı mutlaka kız tarafına pazar düzer gelir. Etini ekmeğini alır. Bir her sefer. Hayır, nişanlılık dönemi boyunca. Ha, bir saniye. Şimdi 5 yıl boyunca bu arkadaşlar zaten köşeye dönmüş kız. Kız o ne kadar ağır bir adetimiz. Onun için hemen evlendiriyorlar. Ama işte, evet, evet. O artık onların kızları ya. Yani kızlarına sahip buradan çıkıyorlar. Kesildi, oradan gelecek. Ha, yani artık o bizim kızımız. Hani babasının şey yapmasına gerek yok. Demek ki kızlarımız kızın da Konya'dan. Kızın yiyeceği, içeceği, etini, ekmeğini kaynatası alıp getiriyor. Yani kurbanı ayrı zaten. Vay kurbanı be. İlla vurma bilezikli. Ondan sonra tam altınlı vesaire süsle. Ben onu hep Türk filmlerinde zannediyorum. Hayır canım, olur mu? Ben de. Ama bayağı zor bir adetmiş evet. o. Tabii işte kadın yani anı. Yani kız bir de iştahlıysa. Konya'dan kız almayalım. Yani. Bunu demek istiyorsunuz. Yok, kadın anında. O kadın anında aynı adetmiş. Yoksa ne olacak? Zaten ona göre soruyorlar başta. Durumunuz nedir? Var mıdır? Bu kızı besleyebilecek misiniz? Doyurabilecek yani, misiniz? Ya bu kızı şöyle gösteriyor beni. Kızı besleyemeyecek. Sen ne kadar nişanlı kaldın? Ben hemen 8 ay nişanlı kaldım. 8 ay boyunca kaynatan size ekmek et mi taşıdı? İstanbullu. Benim eşim doğma büyüme İstanbullu.
Aslen Erzincanlılar. Ha, siz İstanbul'da mıydınız, Kadın Anı'nda mıydınız? Biz İstanbul'daydık. Ha, Kadın Anı'da olsaydı. Kadın Anı, yani Kadın Anı'da da yaşamışlığım yoktur. Kökenim orası ama biz hep Konya'da yaşadık. Adeti niye burada sürdürmediniz? Çünkü ablamı Kadın Anı'nı biriyle evlendirdik. Oradan biliyor. Onlar taşıdılar. Eniştem her hafta annesiyle pazara gider, alır. Ne alınacak? Yeşillik, sebzesi, meyvesi. Liste mi veriyorsunuz? Hayır, liste kendi vermiyorsun. Kafasında. Hayır. Onlar meyve ne alınacakmış, sebze, hepsini alıp getiriyor. Selamünaleyküm. Hüsnü abla şoka girdi. Ablam sakin. Evet, ben şokayım gerçekten. Konyalı Kübra biraz sanki fazla konuşuyor. Bu sadece konuşmada ama mutfakta da kendini gösterebilir mi bilemiyorum artık. Ağır adetler ama herkes tabii ki uygulamıyor. Uygulayan da var, uygulamayan da var. Şimdi Kübra kendince 5 seneyle hesapladı. 5 sene boyunca evet. Bunların pazarına giydi. Yani evet. Olur mu? Çok ne grip var. Hemen evet. Nişanı koydun mu ertesi ayın düğünü yap geçmiş. Aynen evet, öyle. Oradan masrafa gerek yok. İstenmeyen gelin olmak şimdi burada. Çok hani zor. Nişanlılığı geçtim de istenmeyen bir gelin olmak. Ve bir de teyze üstüne üstlük. Evet. Evet. Hepsi birbirinden dişli gözüküyor ama hepsinin hakkından geleceğim. Bir Erzurum kızı olarak. Kahvem döküldü, bakın nazara geldi. Rakiplerinizden sizin gibi habanat biri çıkar mı? Benim kadar pek hiçbirisini sanmıyorum. Hani böyle ben daha iyiyim. Kesinlikle bu konuda da çok iddialıyım. Hadi soğumadan kahvelerinizi götürün. Evet. Evlilik ya da başka bir şey girince teyzelik ortadan kalkıyor zaten. Akrabalı. Kaynana oluyor artık o. O kaynana. Akrabalı farklı bir şey. Oğlunu çok seviyordu. Oğlunu benden kıskanıyordu. Erzurum'dan çoğunlukla gelinlerini aldı. Bazı oğlan annelerinin kıskanç olduğuna inanıyorum. Oğullarını paylaşamadıklarına, hatta bunun bir hastalık boyutunda olduğunu inanıyorum. Eşim 5 kardeş. Bir abileri vefat etti. Kaldı 4 kardeş. Bir abisi de boşandı. 3 elti kaldık. Ama 3 eltin sadece sanki benim sadece görevimmiş gibi. 5 yıldan sonra mesela bir bardak su götürürdüm teyzeme, ağlardı. Ya. Konuşamıyordu ama İlahi ağlıyordu. Adalet. Evet. Bir gün kız kardeşimin yanında bunu yaptı. Hani böyle bir şey götürdüm, ağladı. Kız kardeşim dayanamaz dedi. Teyze dedi, hayırdır dedi, niye ağlıyorsun dedi. Anneme, ablama yaptıklarım aklına geliyor. İşte bir söz var, istenmeyen kişi elbette evet. Bir gün değerli olur ve tatlı olur ve o kişi zaten onu bence vicdanını yaşadı. Hem baktım, hem laf yedim. Yediğim laf oldu, gezdiğim laf oldu, dolabımı içine aldığım eşyalarım laf oldu. Her şeyimi laf ettiler. Bu durumda eşin çok önemli. Bu 5 senenin sonunda sen eşinden bu takdiri aldın mı? Bir Allah razı olsun çıktım yani ağzından. Öyle arada bir söylerdi ama... Öyle cümle kuramaz Kadir Bey. Bir erkek o kadar uzun cümleyi kuruyorsa zaten erkek değildir yani. Aşk olsun. Ben neye eşini kuramaz öyle. Hayatım kuruyoruz. Allah razı olsun. Geldin anneme bak. Ya da ne mi? Çok uzun Allah bir cümle. Bir sırtını sıvazlamak. Çok uzun bir cümle. Yaz yani. Onun aklına gelmez. Ne söyleyebilirim? Erkeğe şeymiş, bir şey söyledin mi 8 saat sonra algılarmış. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Şimdi ben de kabul etmiyorum. Vallahi ben de istemiyorum. Benim eşim hiç öyle değil. Asla vallahi. Kabul etmiyorum. Benim eşim de öyle değil. Ben psikolojik olarak söylüyorum. Valla Servet Bey'le sana da beni soruyorum. Benim adamları onaydı. Valla benim eşim de öyle değil. 8 saat sonra mı algılıyor? Hayır. Ha, normal. Hiç algılamıyor. Hayır her normal. Benim eşim de eşini 8 saat sonra mı algılıyor? Yok. E niye? Hiç algılamıyor. Hiç algılamıyor. Onun algıda bir sıkıntı var. Ya diyorum ki mesela şu kaldırılacak, kaldırır mısın diyorum. Hı diyor. Sonra tekrar geliyorum. Bunu kaldırmamışsın diyorum. Tamam diyor. Sonra bir daha geliyorum. E bu burada duruyor diyorum. Ha tamam diyor. Ama pikine... Ben bunu kaldırıyorum, yıkıyorum. Akşamüstü diyor ki, ya diyor ben bugün bir şey yapacaktım ama ne yapacaktım? Ben Kübra Hanım'ın dediğine asla katılmıyorum. Biz erkekler zeki insanlarız. İzleyen erkeklerin beni anlamasını beklemiyorum. Çünkü onların anlaması tam 8 saat sürüyor. 8 saat sonra bir hatırlama yaşarlar. Hatırlama yaşadıklarında da zaten uykuları gelmiş olur. Orada bence bir eşini örnek alarak yaptı. Güncelleme yapması, genelleme yapması doğru değildi. Şimdi eşin arada da olsa söylüyordu. Öyle arada bir söylüyordu ama yani insan böyle bir o cenaze anında... Bekler. Ya. Evet. Hiç ne kayınpederim, ne eşim, ne kayınlarım. Hiçbirisi demedi ki Allah razı olsun. Komşularım beni övdü. Biz Kübralar olarak biraz yardımseverizdir. Biraz hayırseverizdir. Biraz da saf oluyoruz. Kayınvalidesine hiçbir gelin bakmak zorunda değildir. Oğlu karısına ne kadar değer veriyorsa karısı da kayınvalidesine o kadar değer verir. Çünkü oğlanı yetiştiren kayınvalidedir. Neyse teyzemi vefat etti. Kayınpederim tamam. Bu sefer evleneceğim. İşte. 75 yaşında. Oo. Bu oturduğunuz ev var ya, onun tapusu kimin üstündeydi? Kayınpederimin. Zaten en büyük vefasızlığı kayınpederim yaptı. İşi bitince, menfaati bitince her şey bitti. Bu kadar baktın ya hani karşılığında şimdi kayınların nerede oturuyor bilmiyorum ama hani o ev sana kalma işi tabii, falan. Tabii tabii çok böyle. Kayınlarımın hepsine ev aldım. Bize de hep kayınpederim bu ev sizin deyip durdu. Ben 9 sene boyunca
Hep o eve yatırım yaptım. Her şeyini değiştirmeye çalıştım. Parçası, camı, çerçevesi. Camın her şeyini değiştirdim. Tam böyle evleneceğine yakın hani eşime hep diyordum ki eşimde tek anlaşamadığımız konu aileye aşırı düşkün. Beni bir kenara atardı hep ailesi. İstanbul'dan Erzurum'a yaz tatillerinde gittiğim zaman ki hakkım yıl boyunca bir kere gidiyorum. Hemen şey yapardı eşim. Anneme kim bakacak? Ve böyle sürekli kavgayla. Bir de kayınpederim de var. Peki Kübra Hanımcığım, zor bir hayat geçirmişsin evet. Ama anlaşılan kafasına koyduğunu yapan bir kadın. Evet. Azimli de, hırslı da. Peki bugün bize neler pişireceksin ben onu merak ediyorum. Şöyle tam karşına kameraya say. Bugün Erzurum usulü ayran aşı köfteli olarak yapıyorum. Ara sıcak olarak lor dolması, yanına patlıcanlı, köz biberli. Ana yemek olarak krepli sultan kebabı, yanına pirinç pilavı. Salata olarak gavurdağ salatası, tatlı olarak kadayıf dolması. Bence Kübra'nın menüsü çok birinciliği oynayacak bir menü değil. Ortalama bir menü ama diğer menüleri gördükten sonra bakacağız. Menüsü fena sayılmaz. Biraz ağır duruyor. Tamam. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Yalnız bir şey diyeceğim, fark ettiniz mi? Dedikodu papağanı bile sustu. Evet. Nasıl bir hikayem varsa öyle dinledi Gılgamış Destanı gibi. Bakın size bir şey anlatırken evet. Sürekli gidip duruyor. Enerjimizi aldı. Hayırlı görüşürüz hanımlar. Kübra Hanım'ın esprilerinden hiç haz almadım. Fazla konuşup boş konuşuyormuş gibi geldi. Benim esprilerim komik olması için esprilerimi anlaması gerekiyor. Bence birinin ona esprilerinin hiç iyi olmadığını söylemesi gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.